Benim Hakan Koçak, Kozkebe Aksaray Müdürlüğü'nde müdür olarak görev yapmaktayım. 10 yılı aşkın bir süredir Aksaray'da KOBİ'lere, girişimcilere destek veren bir kurumun başında sahada hizmet vermekteyiz. Kozkebe açılımı küçük ve orta ölçekli sanayi geliştirme destekleme idaresi başkanlığının açılımıdır. Müdürlük olarak Sanayi Bakanlığı'nın ilgili kuruluşuyuz. Türkiye'de 81 vilayette, 88 müdürlükte, bazı illerimizde birden fazla müdürlüklerle KOBİ ve girişimcilere hizmet vermekteyiz. Kozkebe desteklerinde biz artık ciddi bir değişime gittik. Biz buna değişim değil, hatta dönüşüm de diyebiliriz. Öncelikle destekleri yalın, anlaşılabilir ve sade hale getirdik. Bazı destek programlarımızı durdurduk. Şimdi yeni iki tane destek programıyla biz yolumuza devam etmekteyiz. Bunlardan bir tanesi girişimcilik destek programı, en çok sorulan programlardan bir tanesi. Daha önceden birçok işletmeyi de Aksaray'da imalatçı olarak 550'ye yakın işletme desteklemişiz. Hizmet ve ticaret sektöründe de desteklediğimiz işletme sayısı 1000'in üzerinde. Ama artık yeni dönemde biz bunu daha önceden söylediğimiz gibi geleneksel ve ileri girişimcilikten ziyade girişimcilik destek programı diye tek bir destek programı altında topladık. Bu kapsamda girişimciler öncelikle hizmet veya ticaret sektöründe olsun fark etmez, işini kuracakları zaman 30 bin liraya kadar bizlerden bir hibe almaktalar. Her yılın sonunda da eğer yanlarında 360 günlük istihdamı sağlarlarsa işverene maliyeti kadar kendilerine biz bir prim iadesi yapacağız. Bu bizim iş kurma desteğimiz. Bir de iş geliştirme desteğimiz var ki bu sadece imalatçıların ve yazılım sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin yararlandığı bir destek programı. Bu programın kendi içerisinde bazı özellikleri var. Bir kere son 3 sene içerisinde kurulmuş imalatçı işletmeler de bu programa başvurabilirler. Daha önceden girişimcilik destek programında böyle bir şey yoktu. Destek programına gelebilmeleri için işletmenin yeni kurulmuş olması gerekiyordu. Burada geçmişe dönelik olarak son 3 sene içerisinde kurulmuş imalatçılar. Ve bu imalatçılarda girişimcinin bizim istediğimiz İki tane kriter var, bunu sağlıyor olabilmesi lazım. Bunlar nedir? Daha önceden bir şahıs firmasının olmaması veya başka bir şirkette %25 ve üzeri ortaklığının olmaması. Ama burada şöyle bir durum var. Daha önceden Kozkebe destekli kurulmuş imalatçılar bu programa da başvuramazlar. Bu program kapsamında biz ne veriyoruz? Girişimcilere, imalatçı girişimcilere 1,5 milyon TL'ye kadar, %80'i 1,5 milyon TL'ye kadar geri ödemeli bir destek veriyoruz. Eğer girişimcimiz genç, engelli, birinci dereceden şehit yakını ise bu destek oranına 150 bin TL daha ilave edip bunu 1.650 olarak uyguluyoruz. Burada hibe yok, ancak 36 ay bir ödemesiz dönemimiz var. Herhangi bir şekilde faiz uygulamıyoruz, teminat mektubu istemiyoruz. 36 aydan sonra bir 6 aylık da bizim kendimizin verdiği bir ödemesiz dönem var. O dönemden sonra da girişimcimiz bunu 3'er aylık dönemlerde 6 taksitte bize geri ödüyor. Bunun bir başvuru, biz bunu çağrı dönemiyle başlattık. Bir başvuru dönemi var. Başvuru dönemimiz de 28 Haziran'da sona eriyor. Dolayısıyla bu programa başvuracak girişimcilerimizin acele etmeleri gerekiyor. Bugün 3 Haziran, önümüzde 25 günlük bir süreç var. 25 günlük süreç içerisinde Kozkebe başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Şimdi biz girişimciyi, bir önceki saydığım iş kurma desteğindeki girişimcilik oranını normal erkeklerde 10 bin uygularken kadınlarda 2 katı 20 bin olarak uyguluyoruz kuruluş desteğini. Eğer girişimcimiz şirket kurmuş ise bunu 30 bin. İş geliştirme desteğinde de biraz önce söyledim. Normalde destek rakamı 1,5 milyon TL iken girişimcimizin kadın, genç, engelli ve birinci derecede şehit yakını olması durumunda 150 bin, yani %11 artışla 1,5 milyona ilave toplam 1.650 TL olarak uyguluyoruz. Yani iki destekte de pozitif ayrımcılığımız devam ediyor. Haberin detayı anadoluekspres.com.tr'de. Bizi takip edin, haberiniz olsun.